İnanılmaz bir yerdeyim. İnanılmaz yollardan geçtim. Muazzam tehlikede. Evet, sonunda bugün yola çıkıyorum. Yaklaşık 4 gündür Kaş'tayım. Misafirim arkadaşlarıma. Selen ve Batu'ya çok teşekkür ederim beni ağırladıkları için. Güzel bir 4 gündü. Hava gayet iyi şu an. Yağmur göstermiyor öğleden sonra. Şu an 11.30 saat. Yarın da göstermiyor yağmur. Buradan işte Demre'ye, Üçağız'a doğru, Batıkşehir'e doğru devam edeceğim. Güzel bir 4 gündü. Çok teşekkür ederim herkese. Şimdi kahvaltımı yapıp yola revan olacağım. Bu da beni izleyen kediciğin Hakkı. Al. Gel. Gel. Ye. Biraz utandı sanırım. O yüzden ben burayı terk edeyim, o rahat rahat yesin. Evet, şu an Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopter pistindeyim. Şurada güzel manzara var. Orada bir görüntü çekeceğim. Kaşı tamamen çaprazdan görüyorsunuz. Güzel bir görüntü. Evet, Büyük Çakıl plajına geldim. Muazzam güzellikte. Buradan yukarılara doğru devam edeceğim. Evet, sonunda bir tabelayla karşı karşıyayım. Liman ağzına 3 kilometre. Sonunda yerleşim yerlerinden ormana doğru, patikaya doğru giriyorum. Kurtuluyorum bu seslerden, bu kalabalıktan. Özgürlüğe adım adım. Likya yoluna girdim çok şükür ve güzel manzaralarla karşılaşmaya başladım zaten. Nergisler açmış. Mis gibi kokuyor burası. Devam. Yerler felaket çamur. O yüzden taşa bastığın anda kayıyor. Çok dikkatli olmak lazım. Baksanıza. İnanılmaz. Neyse ki su geçirmez. Şimdi burayı nasıl geçeceğim? Hem inanılmaz kayıyor hem de su var. Bilmiyorum.
Buradan sonrası sıkıntı işte. Ya direkt şuraya atlayacağım. Şuraya atlayacağım direkt. Ki öyle yapacağım. Aynen. Buradan da çamura basacağım. Aynen. Fena. Atlattım. Vay vay vay. Çok iyi yer ya. Muazzam. Kaç burada kaldı? Hemen karşısında böyle bir yer var. Yollar da epey bir zorlandı. Şurada bir tane antik mezar var. Hemen bu direğin olduğu yerde. Evet, buradan sonra inişler fena gibi. Çok güzel bir yer ya. Cidden bayıldım. Burada çarpı var, buraya gitme diyor. Bana buradan git diyor. Wow. Hadi bakalım. Şaka değil lan burası. Bakayım şuraya bir. Aynen burası kapalı. Ayaklar da çok kaygan. Çamurları temizlemek lazım. Hadi bakalım. Şaka gibi burada basacak yer çok az. Şu çantayı bir yere koymam lazım. Evet be. Süper. Rüzgar da başladı fena. Ama devam. Bu yol fena arkadaşlar. Bakın orada ipte var. Yani epey zorlu. Hele ki ıslak ve çamurluysa. Ve ben zoru başaracağım. Umarım.
Hadi. Fena. Şimdi evet, benim çantam bir de kalın olduğu için taşlara vurma ihtimali var. O yüzden sıkıntı. Ama yapacağım. Umarım ipler sağlamdır. Hadi yapabilirim. Hadi. Şurada ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Buraya atıp buraya basacağım. Evet. Ay. Güzel bir geçişti. Tehlikeli ama zevkli geçiş. Burada da güzel bir mezar var. Ve böyle devam ediyorum. Hoppa. Yine burada da büyüleyici bir mezar ve yazılar var. Çok güzel. Devam. Evet, o küçük limanı geçtikten sonra daha düz bir yere geliyorsunuz. Zeytin ağaçlarının olduğu düz bir ova. Taşlı bir yola girdim. Şimdi taşların üstünden gidiyorum. Ayaklarım çamur içinde. Ağırlığı bazen çok fena. Ayakkabılarım dolup taşıyor çamurla. Zorluyor açıkçası. 5 dakikada bir taşı falan sürtüyorum. Devam. Vay vay vay. Yine muazzam bir görüntüyle karşı karşıyayım. Karşıda adını bilmediğim bir ada ve upuzun patika bir yol ve yorgunluktan ölen bir Neco az kaldı. Şeyde Fak Dere yazıyor ama kimi Ufak Dere diyor. Oraya doğru gidiyorum, az kaldı. Burada böyle bir yer var, sarnıç gibi ama benzetemedim. Devam. Şuraya bakın. Deniz kuduruyor.
Karşıdaki gördüğünüz Yunan adası. Ufak ufak adacıklar var hemen karşı tarafında ve bizim aramızda. Yaklaşık 2, 4, 6 tane. Aman tanrım! Aşağıda gördüğünüz gibi bir çukur var ve denizin dalgalarının sesini duyabiliyor musunuz? Ta oraya kadar geliyor. Vay! Yolum böyle devam ediyor. Fena. Engebeli alan. Çok zor. Vay vay vay. Çıktığım yollara bakın ya. Çok fena. Rüzgar da esiyor. Aşağısı inanılmaz. İnanılmaz bir yer. Burada eğilmem lazım epey. Hatta diz çökmem lazım ki şeye değmesin. Ama ben tehlikeli bir yol olan burayı seçeceğim. Çünkü geçmem imkansız yani, diz çöke çöke bile. Evet. Ağacı da geçtim. Devam. İnanılmaz bir yerdeyim. İnanılmaz yollardan geçtim. Muazzam tehlikede. Hemen kayalıklardan düşseniz ya uçuruma ya da denize gideceğiniz yollardan geçtim. Şu güzelliğe bakın. Fena bir rüzgar var. Şimdi yolum buraya aşıp Fakdere'ye doğru devam edecek. Muazzam. Hemen şurada Çoban Plajı 1 ve arkasında 2 var. Bunun ardına da Ufakdere ya da diğer adıyla Fakdere'ye gideceğim. Devam. Tehlikeli ve sivri taşlarla dolu. Şuradan şöyle gideceğim arkadaşlar. İnanılmaz. Az önce bir dalga geldi. Ta şu babanın oraya kadar. Bir daha gelir mi bilmiyorum ama bakacağız.
Şans dileyin. Aman tanrım. Çok tehlikeli, çok. Ben ileriden çadır var zannediyordum. Meğersem çöp yığınıymış. Yazık. Plaj leş gibi leş. Devam. Ufak dereye doğru devam. Burada beni dalgalar yer yer çadırı buraya kurarsan. Yerler. Çok yakın çünkü. Bu da Çoban Plajı 2. Güzel güzel kamp alanları var burada. Çoban Plajı 1 ile Çoban Plajı 2 arasında 3-5 tane kamp kurulacak yer var. Ben şimdi buradan Fakdere'ye doğru devam ediyorum. Güneşin batışına yarım saat kaldı. Yetişmem lazım. Burada babanın büyüğü var. O zaman bir taş da ben koyayım. Biri burada ayakkabılarına veda etmiş. Umarım başıma gelmez. Deniz arkamda kaldı. Tekrar orman yoluna girdim. Oradan Fakdere'ye. Yakın zamanda düşmüş sanırım. Bayağı çürük zaten. Evet, hava kararmadan Fakdere'ye geldim. Yaklaşık 500 metrem kaldı. Umarım kararmadan giderim. Sonunda geldim Fakdere'ye. Ya da Fakdere. Acilen kamp alanı bulmam lazım. Evet. Ufak deredeyim. Çadırımı kurdum. Telefon hiç çekmiyor. Resmen bütün plajı dolaştım. Anca çeken bir yerde mesaj attım aileme. Şimdi yatacağım. İyi geceler.